meraklı olmak gerekiyor. Araştırmaya, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Hani, tabiri caizse armut piş ağzıma düş tadında bir meslek değil danışmanlık. Çünkü sürekli çalıştığınız konu değişiyor, trendler değişiyor. Dediğim gibi hiç bilmediğiniz bir konuda bile müşteriye bazen bir takım şeyler sunmak zorunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun arkasında da ciddi bir hazırlık ve araştırma gerekiyor. Yani öğrenmeyi seven, yeni şeyler öğrenmeyi seven insanlar hani ve araştırmacı insanlar öncelikle bu konuda başarılı olabiliyor. Ama sadece tek tabii ki kriter bu değil. İyi bir dinleyici olmak çok önemli danışmanlıkta. Müşterim ne diyor? İhtiyacı ne? Bunu iyi anlamak lazım. Yani hep siz konuşmaktan çok, yani bir konuşuyorsanız beş dinlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bence iyi bir dinleyici olma özelliği çok önemli. Bilgiyi ihtiyaca göre şekillendirebilme özelliği çok önemli. Evet, bilgi var ama her müşterinin isteği ve ihtiyacı farklı. O bilgilerden o müşterinin ihtiyacına uygun bir elbise dikmeniz gerekiyor. Yani bir terzi gibi düşünün. Kumaş var ama her müşterinin istediği elbise farklı. Dolayısıyla o yetkinlik de önemli. Yani en temelde bu üç yetkinliği sayabilirim. Tabii bunun dışında dediğim gibi sabırlı olma, esnek olma, ortama ayak uydurabilme vesaire gibi farklı özellikler de ön plana çıkıyor.